2007 yılının Kasım ayına geri döneceğiz. Sıradaki sorumuzda sorumuzun rengi kırmızı. Siz o yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı olarak görev yapıyorsunuz. Okula dönemin Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin bir konuşma yapmak için Hukuk Fakültesi öğrencileri bir araya gelmek için de geliyor. Ancak bu ziyarette ön plana çıkan başka gündem konuları var. Bunları da size soruyor olacağım bu soruda. O günlerde okulda sıkça protestoların yapıldığı biliniyor. O gün de Adalet Bakanı'nı protesto etmek için bir grup öğrenci fakülteye geliyor. Ancak polis orada ve protestocuların çoğu da kantinden dahi çıkamıyor. Ve bu durumu da protesto etmek isteyen bir grup öğrenci var. Sonrasında Bakan Mehmet Ali Şahin konuşmaya başlayınca salonun içinden bir öğrenci ayağa kalkıyor. Görüşünü söylemek ve arkadaşlarının neden gözaltına alındığını sormak için ve o sırada bir polis tarafından yaka paça tabir edilen bir şekilde gözaltına alınıyor. Bu olay o dönem gazetelerde ve televizyonlarda oldukça fazla yer bulmuştu. Bu konu daha sonra hem Bakan Sayın Şahin'e soruluyor hem size soruluyor. Ben kaynaklardan aldığımız bilgileri alıntılamak isterim. Bakan Şahin şöyle cevap veriyor. Ne istiyorlar bilmek isterdim. Hukuka aykırı bir muamele gördüler mi bilmiyorum. Polisin yetki ihlali varsa onunla ilgili de işlem yapılır. Savcı ve emniyet müdürüyle görüşürüm. Ben bağırmalardan rahatsız olacak biri değilim diyor ifadelerinde. Bu konu size yani dekan olarak size sorulduğundaysa okuldan dövülerek atılan kişilerin aslında öğrenci değil provokatör olduklarını polisi de kendinizin çağırdığınızı söylemişsiniz. Kaynaklarda bu şekilde yazılmış haberlerde. O gün neden protesto eden öğrencileri bir engelleme ya da engelletme ihtiyacı hissettiniz ya da böyle bir ihtiyaç mı hissettiniz? Nihayetinde en önemlisi bir eğitimci olarak bu soruyu eğitimci kimliğinizle cevaplamanızı rica edeceğim. Soru gelsin. Öğrencileri polise neden teslim ettiniz? Peki çok teşekkür ederim. Etmedim. Etmedim bir. İki, polisi bu tür toplantılarda o gün sadece Sayın Şahin yoktu. Anayasa Mahkemesi Başkanı vardı, Anayasa Mahkemesi üyeleri vardı. Yani devlet protokolünün önemli bir kısmı oradaydı. Böyle hallerde takdir edersiniz ki güvenlik fakülte dekanının ya da rektörün elinde değildir. Güvenlik tamamen burada valiliğin elindedir ve kendi koruma sistemlerine geçer. Bizlerin de elinde değildir. Bu bir. İki, bu kişilerin evet önemli bir kısmının bana emniyetin verdiği zaten öğrenci olmadığı. Üç, protestoda en önde olan hanım daha sonra, şimdi bunu şaşıracaksınız, önceki Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü Bilkent'teki dersi sırasında canlı bomba olarak patlatmak üzereyken İlk fünyeyi çekti, patlamadı. İkinci fünyeyi çekmek üzereyken yakın koruması, derste de orada yanında duruyor, yakın koruması üstüne atlayarak ikinci fünyenin çekilmesini ve sadece Hikmet Sami Bey'in değil, tüm sınıfın katledilmesini önledi. Teşekkür ederim. Ayrıca ayrılırken de kendisi PKK, TC'yi yenecek diye bağırıyordu. Teşekkür ederim.